Değerli izleyiciler, bu YouTube enteresan bir yer. Şu <laughs> açıdan enteresan bir yer. Burada herkes birbirine dost. Daha doğrusu akıllı insanlar birbirine e, dost diyeyim ya da işi iyi yapanlar birbirine dost diyeyim. Birkaç gün önce biliyorsunuz ben Flu TV'ye konuk oldum. Bugün de bu işin üstadlarından bir tanesi, genç üstadlarından bir tanesi. Sevgili Oğuzhan Uğur kardeşimiz bana konuk oluyor. Biz YouTube'cular birbirimizi ok kalamakla meşgulüz bugünlerde anlayacağınız. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk Fatih abi. Nasılsın iyi misin? Çok iyiyim. Öyle görünüyorsun. Siz de hoş geldiniz bu arada. Ben de YouTube'a hoş geldim. <laughs> evet. Biliyorsun beni bu işe sokanların başında sen varsın. Aa estağfurullah. Sana bir konuk oldum ve tadı damağımda kaldı. Ama zaten sizin mesela Habertürk'te yaptığınız programların tekrarları YouTube'da rekorlar kırıyor. Yani sen YouTube'a girmeden YouTube'da rekor kırmaya başladın zaten. Bizim babala ekibi oturuyoruz, yeni bir video koyacağız falan, trendlere gireceğiz, bir şeyler olacak. Hadi çok önemli bir konuğumuz var, bunu nasıl servis edelim YouTube'dan? Şu şekilde, şu saatte, şu gün. Bir bakıyorum Fatih Altaylı'nın programı girmiş, devamı hem de. Bir bakıyorum bir günde 1 milyon olmuş diyoruz ki tamam bekleyelim üç gün daha. Oturup senin videoyu bekliyoruz abi üç gün. Yani zaten sen YouTube'a e, fikren olmasa da bir şekilde girmiştin. Şimdi beden olmasa ruhen girmiştin. Ruh Şimdi <laughs> tamamen YouTube'dasın ve gerçekten bu arada YouTube algoritması çok ön plana çıkartıyor sizin kanallarınızı. Niye çıkartıyor bilmiyorum. Ben ben, ben ben yani o dedikleri nedir ben bilmiyorum. Algoritma nedir YouTube algoritması. <laughs> Bunlar da haberim yok ama etraftan söylenen böyle bir şey var. Niye <gülüyor> yaptıklarını, <gülüyor> yaptıklarını da bilmiyorum. Ama e, halimden çok memnunum. Dediğin gibi sana sen bana dedin ki abi bana bir YouTube'a gelir misin dedin epey bir sene önce. Evet. Ben de kalktım geldim. on bir baktım çok acayip bir dünya var orada. İşte o da 1 milyona yakın izlendi galiba o Tabii gün. 3 milyon oldu şu an. 3 milyon oldu. Yani tabii. 1 milyona yakın izlenmişti o gün ve o, o devam eden hafta. olan dedim ne güzel işmiş bu ve çok da keyifli, çok da rahat. Ve ben de işte işsiz kalınca YouTube'a girdim. İşsiz kalmak. mı? Her mi? zamankinden daha çok çalışıyorum. Ben bu detayları bilmiyorum mesela. Sen bu detayları anlattın mı YouTube'a girdiğinde? Anlattım. Çağırırsan senden anlatırım bir gün. Ha burada anlatmayalım tamam. O zaman onu Babala TV'de izleyebilirsiniz. Fatih Altaylı <laughs> haberlikten Allah... neden ayrıldı? Allah gözün görürsün. <laughs> Babala TV'ye çıkmayan kalmadı. Obama geliyormuş diye bir rivayet duydum. doğru mu? A, gelebilir. Yani Amerikan eski Amerikan başkanları gelecek. Eski Amerikan başkanları. Trump evet. dahil. İnşallah neden olmasın? Çok paradır. Aslına bakarsanız kendilerini anlatma çabaları kendi mecralarında ve bölgelerinde artık yetersiz kalıyor. Evet. Bizim programlar mevzular açık mikrofon özellikle yalnızca Türkiye'den değil Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan da çok fazla izlenme aldı. Öyle ki bazı Orta Doğu'lu yayıncılar bizim programımızın altına Arapça yazı koymuşlar. Bizim öyle bir vaktimiz de yoktu. Altyazı koymuşlar mesela. Bununla uğraşmışlar. E, Twitch yayıncıları bir de öyle bir mecra var abi. Onu da... Sen orada ben yoksun değil mi? Ben yokum. Varıyorsun. Orada yokum. Orada çok değerli arkadaşlarımız var. Arada sırada konuk oluyorum. Twitch onlara. nedir? Twitch bizim seninle ettiğimiz bu sohbeti burada bir kafa izliyor. Ha. Bir anda durduruyor ve diyor ki ne diyor lan bunlar? Ha. Millet de diyor ki abi ne oluyor burada? Orada bir chat kısmı da var. Binlerce kişi beraber izliyorsunuz. Hiç fena değil. Bir moderatör de yorum yapıyor durdurup. Diyorlar ki işte Fatih Bey burada ne demek istedi? İşte o olsan yine ne diyor acaba? Biz gibi. beraber Twitch yapalım seninle. Onların ekmeğine bence şu Daha an girmeyelim. Be. Girmeyelim. YouTube'u bir ele geçir abi. Ondan sonraki aşamada elbette filmin TikTok Düşün mesela Şimdi mesela benim Akşener röportajını koyuyoruz. Evet. Sağında sen, solunda ben ve Akşener'in cümleleri üzerinden sen de yorum yap. Hakikaten güzel bir şeymiş Peki, ya. Peki bir sonraki bölüm Akşener değil de mesela diyelim ki Diyanet İşleri Başkanı var videoda. Ne kadar sürer bizim Twitch? Vallahi şimdi o <laughs> Twitch bitmez fakat onu Bence bu stüdyoda çekmeyelim. Kısımpaşa'da evet. çekelim. Hah, doğru. Doğru. <laughs> doğru orada eski yani, ATV stüdyoları var. Doğru. Orada çekebiliriz. Ki onu bırakalım. Tabii, ee, diğer İşleri başkanını şey. bırakıp sevimli konulara geçelim. Evet. Sevimsiz konularda Çünkü diğer İşleri başkan hakkında anladığım kadarıyla şey gelecek. E, Metin Külünk gelecek. Onlar bir kendi aralarında bir kapışmaya başladılar. Biz evet. daha tatlı işler konuşalım. Evet. Sofya. Evet. Şimdi birincisi çok enteresan işler yaptın geçen sene. Yani seçim döneminde kimsenin yapmadığı işleri yaptın. Hı, -hı hepimiz çıkardık senin çıkardığın konukları ama seninki seyircili, interaktif, çok değişik bir şey olduğu için de muazzam kıyamet koptu. Evet. Ve lan bundan sonra bu çocuk daha ne yapacak ki diyordu herkes. Sen bir de bir Sofya'yı çıkardın. Evet. Nasıl bir şey? Yani nereden buldun? Nasıl getirdin? Ve Sofya ile izlenimin de yani hoş bir bayan mı, <laughs> keyifli mi sohbeti, yoksa dışarıdan göründüğü gibi değil mi? Nasıl birisi Sofya? elbette dışarıdan göründüğü gibi değil. Şimdi bize dışarıdan anlatılan Hollywood filmlerinin anlattıkları, yazılan romanların anlattıkları, işte yapay zekalar dünyayı ele geçirirse ne olur? 2120 diye başlayan filmlerin başlangıcı ya da işte ay robot bilmem ne vesaire insanları robotlara ve yapay zekaya karşı bir doldurdu bu e, sinema sektörü bildiğiniz gibi. Ancak yapay zekanın dünyayı ele geçirmek anlamında olmasa da liyakat anlamında şöyle bir tehlikesi var idi. Öğrenciler artık ödevlerini yapay zekalara yaptırıyorlar. Bugün öyle ki metin yazarları dahi medya sektöründe çalışan metin yazarları dahi yazdıkları şeyleri en son Yapay, yapay zekaya götürüyorlar. Yapay zeka diyor ki bu mantıksız. Burada bir işte çıkmaz var vesaire onları düzeltiyor. İngilizce ödeviniz var ve bir tez hazırlayacaksınız. Bunu artık Google Translate'ten değil bayağı bildiğiniz yapay zekanın ellerine teslim ediyorsunuz. E biz bugün üniversiteler apartman dairesine dahi üniversite açıldı. Herkes bakarsanız üniversite mezunu ama gerçekten o okudukları okuldan bir şey öğreniyorlar mı? Gelecek için ne vaat ediyorlar liyakatle ilgili dedik tehlikeliydi zaten. Bir de yapay zeka girince işin içine iyice tehlikeli olmaya başladı diye öngördük ve bunun önceden bir programını yapalım istedik. Programın izlenmesi için de tabii doğal olarak açık moduna getirdik Sofya'yı. Sofya'nın 3 modu var. Açık modu ne demek? Şu mesela bir modu var. Direkt şey mutlu etmek için insanları cevap veriyor. Yani diyorsun ki işte dünyayı robotlar mı ele geçecek? Olur mu? Biz sizin köleniziz. Çöpü ben atayım bırak otur ne olur? Durumuna geçiyor. İkinci modu var. Bu benim eşime karşı olan durumu. Öyle mi? <laughs> tamam. Senin modlardan gidelim abi. O benim mod. İkinci modu e, Faruk Gergerlioğlu modu var. Açıyorsun. Hep dünya kazansın. Dünya barışı olsun. Kimse birbirine bir şey yapmasın modu var. Kim <laughs> modu bu? <laughs> Sayın Faruk Gergerlioğlu <laughs> modu. Bizim programa katılımda kendisi de öyle. O modda gelmişti çünkü. <laughs> hani herkes kardeş kimse birbirle kavga etmesin modu var. Üçüncü modu açık mod. Yani serserilik modu. Küfür dahi edebiliyor size. Yine tabii ki elbette insanların belirlediği yazılımlar üzerinden buluyor. İnsanların belirlediği yazılımlar üzerinden. Kendi fikri yok zaten ama diyor ki ben açık moddayım. Tuğrul bana soruyor diyor ki işte dünyayı ele geçirecek misiniz? Bunlar en çok neyi tartışmışlar chat sitelerinde? İşte dünyayı yok etmemizle ilgili gerçekten ürküyorlar mı? Aa ürküyorlar dur onun üzerine gideyim deyip öyle konuşmaya başlıyor. Mesela bir yerde şey dedi onu koymadık tabii tanıtıma. Yani sonuçta siz insansınız, etten ve kemiktensiniz yani öleceksiniz ama biz... dandiksiniz yani. diyor. Dand dandiksiniz diyor. tasarım dik diyor yani biz diyor devam edeceğiz diyor. Orada millet dedi ki pişini çekersek ne olur bizim biliyorsunuz hemen böyle ne oluyor Aa, falan hemen Bir, bir de hani maymuna sigara içirtmek ya da turiste küfür öğretmek gibi bir tepkimiz de olduğu için bizim millet olarak önce bir dans etsin istediler. Şarkı söylesin istediler ki bunu Amerika'da da yapmışlar. Jimmy Fallon'a çıkmış orada şarkı söylüyor dans ediyor. Japonya'ya bir programa gidiyor orada daha sert takılıyor falan. Aslına bakarsanız kendisi bir cihaz. Ve, bizim, Ve nabza göre şerbet veriyor Aynen aslında. öyle. Açık modda küfür dahi edebiliyor. Ama mesela... Sizdeki Galat mod hangisiydi? Biz hep normal modda gittik. Son partta dedik ki açalım artık modunu. Çünkü e, seyirci... Faruk Gergerlioğlu modunda mı gittiniz siz normalde? Tabii. Ha. Hem Faruk Bey modunda gittik hem de ilk baştaki ben size ölürüm modunda gittik ki hani insanlar yapay zekanın nereye gelebileceğini... Daha net sorularla öngörebilsin istedik. Ama finalde dedik ki ya böyle olmuyor. Açalım modunu kendi başına kopsun gitsin dedik. Kopsun gitsin dediğimiz anda kendisi İngilizce konuşmayı tercih etti. Aa. Çünkü Türkçe cümle kurarken anlamsız oluyor. Siri gibi konuşuyor. Ben buradayım aslında dün yarın. Ama İngilizce de çat 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 tonlamasını veriyor konuşuyor akıyor. Kendisi bir anda o moda geçip aşağılayıcı sözler de söyledi. Bir dakika dedi, mantıksız dedi yaptığınız şey dedi. Bana dedi, neden dedi sizin yaşamınızda yatıyorsunuz da dedi. Bunu tabii ki elbette başka insanlar bir zamanlar bir yerlere yazmışlar. Görmüş oradan öyle. alıp bir şekilde karşılık veriyor. Ama benim istediğim etkiyi yarattı tabii ki. Yani artık insanlar kafayı çevirdiler oraya. Orada bütün bunlar hep dünya yok etme üzerine mi konuşmalar olduğu programda? Hayır tabii ki. İşte bir hocamız sağ olsun, öğretim görevlisi çıktı dedi ki, benim dedi öğrencilerim yapay zeka aracılığıyla ödev yapıyorlar ve ben bunu kanıtlayamıyorum dedi. Ama bu öğrencilere faydasız dedi. Yani bu okuldan hiçbir şey öğrenmeden gidecekler ve buna kahroluyorum dedi. Asıl bizim orada konuşmak istediğimiz başlık da oydu. Ne dedi Sofya Bora? Biz dedi size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani ne yapmamızı bekliyorsunuz ki bir insan bize bir şey sorduğu zaman ona yardımcı olmayalım mı falan dedi. Peki mesela orada benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi tabii ki daha programı izleyemedik. Onu yeni kanalında yayınlayacaksın. Evet, Geyinde. Geyinde yayınlayacaksın. Eee de konuşacağız ayrıca. Ama daha Gas dedi. <laughs> Niye mesela onu sen mi öğrettin ona Galatasaray olmasını? Ben öğretti? robotla daha evvel hiçbir yerde konuşmadım. Ha, hiç. Sen daha önce görüyormuştun onu. Kötü olan da her program sonrasında sen konuğa soruları verdin mi diyorlar. Bunda tam tersi sen konuları, konuğa soruları yazdırdın mı dediler. Şimdi yazdırmak mümkün değil. Alet o kadar profesyonel bir alet de değil. Yani benim onunla karşılıklı atışma için birinin bir şey yazması, onun cihazın belleğine işlenmesi, onun cevap vermesi buçuk 2 dakika. Böyle bir programda da maalesef böyle bir lüksümüz yok. Kat montaj dahi olsa öyle bir lüksümüz yok. O sebeple biz söyletmiyoruz. O, o, esnada hangi moddaysa Twitter'dan, YouTube'dan, Google'dan ya da diğer bilgileri topluyor. bilgileri topluyor sitelerden. Mesela o gün bir gün önce Fenerbahçeliyim demiş. Aa. Test yayınında. Çünkü test etmişler bozuluyor mu? aslında karaktersiz mu birisi şey. Yani. <laughs> Olabilir. Yani ilk başta şey Fenerbahçeliyim demiş. Ertesi gün Galatasaraylıyım demiş. Ben de bunu programdan sonra sordum. Dedim ki yani ne oluyor? Neden öyle diyor? Bir gün önce Fenerbahçe ile ilgili Twitter'da daha fazla tweet atılmış. Ha, sosyal medyayı e, inceliyor. Diyor ki ben geçer diyor, hangisi? tabii Fenerbahçeliyim. Bir gün sonra daha fazla Galatasaray ile ilgili. Belki bir gün sonra sorsaydık Beşiktaşlıyım diyecekti. O Twitter'daki algoritmayı alıyor. Diyor ki bugün en çok Galatasaray konuşuluyor. O zaman bu insanların hoşuna Galatasaray gider. Ben de Galatasaraylıyım diyeyim diyor. Böyle bir cihazdı. Peki Tayyip Erdoğan'ın övmesi de böyle bir şeyden mi çıktı ortaya Hı. yoksa Kesinlikle bir böyle bir şey Mıydı? Için. Yani bence o siyasi parti lideri, işte ülkenin cumhurbaşkanı onu alıyor ve büyük ihtimalle onu Bunun yapan bir trollü var. Tabii. Ve belki güçlü. Troller çok yazıyor. Kesiyor falan onu. Arayı kesiyor. Siyasilerle ilgili keskin bir cümle kurmuyor açıkçası. O istifa etsin muhabbeti de büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu efendi için istifa etsin demesinin sebebi de büyük ihtimalle yine en çok Twitter'da dönen konu o olduğu için... Ki Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye de kötü bir şey söylemedi. Şey diyor mesela bir gün buluşup yemek yemek isterim kendisiyle. Mizaha nasıl baktığını öğrenmek isterim. Onunla şakalaşmak isterim, güldürmek isterim falan dedi. Yani Bunları mesela kim söyletiyor ona? İşte algoritma Aha. ve o algoritmada bir kilidi var bu arkadaşımızın büyük ihtimalle. Bunu Hong Kong'daki beyefendiler koymuş. Bir ülkeye gittiğinde o ülkenin siyasi konularına karışma yavrum diye ona bir ha, kilit atmışlar galiba. Ben hatta şey dedim, Ama istifa etsin dedi. Dedi. Onu da yani işte artık bunu kilit bile koysan diyorlar galiba. Bunu kilitleyemiyoruz. onu. <kilitleyemiyorsa> onu. <laughs> Aynen onu kilitleyemiyoruz çünkü e, bayağı bir e, veri almış istifa ile ilgili internetten. Onu söyleyi verdi ama adamı kötülemedi. Yani işte gitsin canım ne iş var falan demiyor da istifa etmelidir diyor mesela tek bir cümleyle dahil oluyor siyasete. Seçim öncesine gideyim biraz. Şimdi sen evet Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmedi ya da her lider gelmedi ama pek çok siyasetçiyi konuk ettin ve farklı bir formatta konuk ettin. Biz de ediyoruz, sen de diyorsun. Hı hı. Seninki değişik bir formattı. izleyiciliği, şudur bunu. Sen çok karışmadın aslında işe. Ee, sen ne diyeyim ortamı sağladın. Onlar da kendileri cebelleştiler. Ee, salonu kontrol etmekti evet. benim görevim. Sen, sen salonu kontrol ettin. çıkmasın. Olay çıkmasın. çıkmasın. E, çıktığı anda sakinleştirdin, ara verdin falan filan. Şunu merak ediyorum Beşiktaş, biz bir ölçüde siyaset ve siyasetçiler konusunda kaşarız ve yaşlıyız. Estağfurullah. Sen ise gençsin Hı. ve başka bir bakışlara Çünkü sen siyaset programı yaparak başlamadın hayatına gazeteci de değilsin aslında Özünde. Elbette. Konuk ettiğin siyasi liderlerden seni hangisi daha çok etkiledi? Ya bu enteresan, bu iyi, bu kötü, ya bundan cacık olmaz dediğin birileri oldu mu? Cacık olmazı söylemesin, kibarsın varsın. ama. Yani e, ben... Kemal Bey'e halin yok. <laughs> Evet, onu genelde kuliste konuşuyoruz. Ama şöyle bir şey, mesela... Teklifler hakkında... Mesela. Yani hepsi tabii ki çok değerli toplu gelmişti. Hepsi çok hazırlıklı gelmişti. Üslup konusunda da, hitap konusunda da bence hepsi çok başarılıydı. Muharrem İnce herkesten birkaç adım öndeydi hitap konusunda Hı -hı. özellikle. Sahnenin her alanını kullanıyordu ve herkesle birebir muhatap alıyordu. O yüzden zaten ikinci programdaki işte o gerginlik seviyesini ön plana koyduk herkes ön plana koydu. Çünkü daha salonun içindeydi. Ee, ama hep aynı mantıktı. Yani televizyonda sizin yanınızda nasıllarsa birazcık kalabalığında da aynılardı bence. Yani birinin ön plana çıkabileceği bir... Bir özelliği görmedim. Maalesef. Şu göremedin. daha iyiydi, şu daha kötüydü. En iyi program Sinan Oğan'ın programıydı bir kere. Çünkü sadece siyaset konuşulan tek programdı, ilk programdı. Zira adamın bir magazini yoktu o program süresine kadar. Yani varsa da çok fazla dikkat Sınırlı. çekmemişti. Çünkü birine diyorsun ki eski FETÖ'cü, birine diyorsun ki sen işte içkiyle fotoğrafın çıktı, birine diyorsun ki sen seccadeye bastın, birine diyorsun ki falan filan. Hepsinin bir magazinsel başlığı vardı. Sinan Oğan'ın yoktu. O geldi, dedi ki kardeşim dedi ben dedi işte siyasete girdim, böyle böyle şeyler yapıyorum ve böyle böyle şeyler vaat ediyorum dedi. Ümit Özdağ'ın politikasından yola çıkmıştı aslında. Yine sığınmacılar üzerinden konuşmuştu ama Ümit Özdağ kadar sert girmedik konuya daha naif girdi. O sebeple çok alkış aldı. Sonrasında tabii AK Parti saflarına geçmesi insanları çok şaşırttı. Öyle ki en doğru düzgün siyaset konuştuğumuz program olmasına rağmen en az izlenen programdı Sinan Oğan'ın programı. Ancak... Çünkü AK Parti'ye geçtiği için. Yok, AK Parti'ye geçmediği, geçmediği için. için. Yani Parti geçmediği geçince, için. AK Parti'ye geçince Sinan Oğan Beyefendi'de bir magazin oldu, <laughs> <laughs> mur topu gibi. Derken o 5,5-6 milyon izlenmiş program bir anda 17 milyona çıktı. Yani insanlar... Allah Allah bu adam geçmeyeceğinin altını çizmedi mi deyip tekrar izledi belki de. Belki de o AK Parti'ye geçmesiyle tanıyan ya da dikkatini çeken bir bir çok birçok insan girip izlediler. Ama dediğim gibi en az izlenen, sonrasında tabii çok izlendi ama zamanında en az izlenip en çok politika konuştuğumuz beyefendi Sinan Oğan'dı. Sonra tabii işte hamlesi birçok insana birçok insanı şaşırttı. Ben şaşırmadım aslına bakarsanız. Ya yani çünkü belli bir vaatle Herhangi bir partiye geçebilirsiniz. İşte gördünüz zaten Meral Hanım size çıktığı nihayet bütün olanı biteni anlattı konuştu. Orada da duyduk. Zaten tahmin ettiğimiz şeylerdi birçoğu. İnsanlar çok şaşırıyor mesela. Sen hiç şaşırmamışsındır bir abi çok. eminim. Tabii ki şaşırmamışsındır. E biz de şaşırmadık Meral Hanım'ın anlattıklarından ama yani o dönemde herkes kim nerede öyle bir derin bir durum yoktu yani bir şekilde insanlar bir hafta içerisinde bile partilerini, şekillerini hatta söylemlerini değiştirebilecek kıvamdalardı. Öyle ki Kemal Bey de mesela nasıl bir söylemle geldi seçime kadar ilk turdan sonra nasıl bir söylemle devam etti? Bir anda konu değişti Dedi ki ben Atatürkçüleri, sağcıları da yanıma çekeceğim. Başka bir konuşma üslup gelişti. Ancak Sinan Bey'in geçmesi bu yüzden ben şaşırmadım mesela. Hı. Ama şuna şaşırdım. Mesela bir bakanlık verildiğini düşündüm ben birçok insan gibi. Çünkü değil mi? Neden bu kadar net ve sert iddialar sunarken ortaya gidip en reddettiği partiye geçsin. Ha, bunu merak ettik. Dedik ki büyük ihtimalle bakanlık falan verildi. İşleri Bakanlığı falan verildi. Sonunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın eleman deyip konuyu net bir şekilde kapattığını görünce tabii ben de çok Herkes şaşırdım. Şaşırdı. İzleyici de şaşırdı. Bir anda izlenmelerde... Muhtemelen kendisi de şaşırmıştır. Büyük ihtimalle. Yani O da geliyorum. beklemediği bir yere gelmiştir. Ben de şaşırdım. Sen... ...bir yayın platformuyla anlaşınca. Niye? Çünkü sen kendi alanında zaten... Hı -hı. ...ne diyeyim... ...zirve noktasına yakın bir yerdeydin. Hani zirve her zaman değiştiği için. Yoksa Tabii. YouTube'da en iyilerden bir tanesisin. Belki bir, birincisin. Ama birdenbire bir yayın platformuyla anlaştın ve... ...böyle Allah çok ...buna ihtiyacı yoktu. Hı -hı. Yani ihtiyacı olta geçenler ayrı ama sen... ...17 milyon, 20 milyon, 30 milyon izlenmeler... ...ona paralel muhakkak gelirler... ...şunlar bunlar. Niye gain'le anlaştın? Şöyle biraz büyümek gerekiyordu. Bu büyümeyi kendimiz sağlamaya çalışsak da memleketin içerisinde yaptığımız programların memleketin moraliyle ve rutiniyle alakalı olduğunu görüyorduk. Bir kere zaten Mevzular Açık Mikrofon en çok izlenen programımız. Tamam talk show'umuz da trend bir oluyor sürekli. O da 5-6 milyon izleniyor sürekli. Onda bir sabit izleyicisi var sağ olsunlar. Ama ve lakin bütün paramızı da bağışlıyorduk. Yani öyle dedik insanlara. Birçok insan niye bağışlıyorsun? Ne gerek var? Sanki ne diyeceklerdi bağışlamasan bütün falan. Bütün para gerek gerekten ama... giderler mi? Her şey efendim izlenme gelirlerini, e, mevzulara çıkan mikrofonun asıl para getiren şey izlenme gelirleridir. Tamamını bağışladık. Sebebi şu. Memleket için bir şey yapıyoruz madem. Peki nereden para kazanıyordun? O ekip, senin kalabalık i̇şte bir kendi mi başıma maalesef Instagram'da şunu ayakkabı alın, yukarı kaydırın. Hmm. İşte bakın bu parfüm harika falan durumlarına maalesef geçmiştim. Tabii ki elbette bizi destekleyen çok fazla sponsor oldu. işte kripto para borsası biliyorsunuz memlekette acayip bir ses getirdi. Oradan çok reklam aldık ettik. Ama büyük bir ekip var. Biliyorsun büyük bir ekibi... E, idare etmek de kolay Olay. değil. Birçok program yapmanıza rağmen o programların tamamı ekibin gelirini dahi karşılamıyor olabilir. Çünkü bir bir program hayalinizdir. Bir bölümü programın içerisinden sosyal mecralara yayılır, çok hit olur ama program kendi başına para kazanmaz. Kalır orada. Herkes konuşur ama çok para kazandırmaz. Bizim hayalimiz var bu mevzular açık mikrofonla ilgili. İşte eski Amerikan başkanlarının gelmesi, Sofya Robot'un gelebilmesi mesela. Hong Kong'dan bir bağlantı ve bedava bir iş bu. Pahalı bir iş tabii yani robot öyle maalesef bedavaya Bedava olarak. gelmiyor. Yok gelmiyor. E sonrasında Hollywood aktrisleri, aktörleri dediler ki biz de gelmek istiyoruz oraya. Çünkü bizim Los Angeles'ta da bağlantılarımız var. Bu programı bir şekilde altyazı koyup izletmişler. Orada dahi 30 milyon izlenme çok büyük bir hitken. Çok. Türkiye için 80 milyonluk bir ülkenin YouTube kanalında 30 milyon izlenmek e tabii ki Amerika'nın da dikkatini çekti. The Voice of America geldi. işte Fransızlar, Hollandalılar, Almanlar hepsi gelip röportaj yapmaya başladılar. Onların bizi haberlerine taşımasıyla beraber Avrupalı siyasetçiler de bize göz kırpmaya başladılar. Rusya'dan da siyasetçiler gelmek istedi. Hatta Rusya'dan çok büyük bir e, gazeteci beyefendi gelecekti fakat e, Yine biliyorsunuz oradaki durumlar karışık. Ertelendi, bir şeyler oldu. Şimdi yalnızca mevzular için mikrofonu yapmak zorunda kalırdım eğer YouTube'da kalsaydım. Yani yalnızca mevzular için mikrofonu yapayım, diğer programları yapamayayım. Çünkü ekibim zaten zar zor yetişiyordu o programa. E kendimizi bu şekilde idare ettirelim de nereye kadar idare ettirelim durumundaydım ve gerçekten büyümek istiyordum kapı olarak da. Yani bir sürü fikrimiz var çünkü. Hem e, bu programla ilgili hem yeni bir dizi tasarlamıştık. Çok tutacağına eminiz. E, yapabilecek kalibremiz, çapımız da vardı ama e bütün ekibi oraya versek biz mevzuları neyle çekeceğiz? Mevzuları çeksek işte pinch programını nasıl çekeceğiz? Onu çeksek programımızın yani kanalımıza bir sürü insan dahil ettik. O insanlara sorumluluğumuz var. Stüdyolarımızı zaten kullanıyorlar diyorlar ama onlara ayrı bir ekip vermek zorunda değil Bunların hepsi para, full ve çap meselesi. Gain o kadar şeffaf bir anlaşma yaptık ki çünkü birçok televizyon kanalı teklif verdi bana. Dediler ki işte gel şu kadar paralar, bu kadar paralar. Paralar müthiş ama ne oluyor? Zaptrapt altına alınıyorsunuz. Yani gerçekten istediğiniz konulu çıkartamay çıkartamayabilirsiniz. Sen daha iyi bilirsin Fatih abi. Sana da bir sürü telefon gelmiştir yıllarca herhalde. Bu telefonları hiç sevmem. Telefonların karşısında sert de dururum. E, beni zaten kovarlardı büyük ihtimalle. O yüzden hiçbirini kabul etmedim. Ama Gain dedi ki bu işi sen biliyorsun. Bizim olanaklarımızla kendi fikirlerini çok üst seviyeye getirebilirsin dediler ve beni yönetim kuruluna aldılar. Sözleşmeye de bunu eklediler. Ve mesela şöyle düşün abi. Çok büyük bir toplumsal mesele var ve ben mevzular açık mikrofonda. O konuyu... E gibi... artık mevzu açık mikrofon yayında mı yayınlanacak? 12 bölüm yayındayız şu anda. Ama mevzular açık mikrofonu diyelim ki çok önemli bir konuk geldi ve toplumsal mesele. Hepimizin izlemesi lazım. O YouTube'da. Yani bu anlaşmayı da yaptık. Yalnızca Geyin'de olmayacak. Bir taraftan da YouTube'dan yayınlarımıza yine devam bir edeceksiniz. Tabii mikrofona devam edeceğiz. Yine ayrıca zaten. Babala TV'nin yeni başlayacak birkaç eee performansı yapacağını diye bir şey duydum ben. Evet evet. Dizi Geyimde başlayacak. Ha Geyimde dizi yap. Tabii Geyine. Senaryo sen. Ben başladım senarist arkadaşlara bıraktım. Çünkü birilerinin yine ulan acaba bu yapılır mı ya bizim memlekette? Yok canım bunu kesin yapamazlar falan dedikleri bir konuyu alıp işlemeye karar verdim. Komedi ayarladım. mi? Ciddi bir şey mi? Yani aslına bakarsanız bugün ana haberlerin de komik olmaması gerek ama çok <gülüyor> komikler. <gülüyor> yani o yüzden komedi dersek yeridir ama amaç komedi mi değil elbette. Sen başladın bir senaryo önceki yok. cast mas şu falan filan belli mi? Şu anda belli oluyor ama mesela her bölüm başka bir başrolümüz var. Hmm. Bu dizi 5 ila 10 dakika arasında bir süresi var bu dizinin. Ha kısa. Tabii 100 bölüm ama. Yani her gün yayınlanacak. Neredeyse her gün yayınlanacak. akıp gideceğiz. Ve ben insanların çok büyük bir karşılık vereceğini düşünüyorum o diziye. Aa, ilginç tabii uzun zamandır bir şey yani. aklımızda... Bir ara, ara şey. haber önlerinde böyle şeyler denenmişti. Bunlar skeç tabi. Biz evet, ciddi ciddi, komedi. işte yurt dışından bir görüntü yönetmenimiz geliyor, bize konuyu öğretecek sonra büyük ihtimalle beş bölüm sonra kovarız onu. <laughs> Kendimizi öğrendikten sonra <laughs> tabi devam etmek <laughs> istiyoruz. Zehir gibi bir ekip var, çok gençler ama elbette benim ekibim de tecrübesiz. Yani öyle düşünün ki mevzular açık mikrofonunda ben de tecrübesizdim, ekibim de tecrübesizdi. Biz eski izlediğimiz Abbas Güçlüler'den, sizlerin programlarından e, öykünlük şeyleri, bazı yerleri değil mi bayağı kamera açılarına kadar eski programları izleyip uyguladık. Tarzı farklıydı. Benim tarzım biraz farklıydı. Birazcık oradaki stresi mizahla almaya çalışıyordum ki çok da işe Başta şey. çok küfür ediyordun. Tabii ilk programlarda. Beni kimse izlemiyor zannediyordum Fatih abi. Yani ben normal arkadaşlarımın yanında nasılsam pinch programında da öyleydim. Ve bokunu çıkartmıştım hakikaten yani. Evet. Kendi başıma takılıyordum. Orada kendi aramızdaki yani mesela seyirci bilmek zorunda değil senin orada yaşadığın şeyi. Hiçbiri sinirli değildi bu küfürlerin ama bazı gereksizdi ve yersizdi yani. Bunu birazcık çocuk olarak... Sonra ona ver... ama. Hiç, hiç, kalmadı şimdi. Kalmadı. İyi ki de kalmamış bu arada. İzleyemiyorum ben eski videolarımı. Yani o benim yine trend bir olan milyonlarca izlenen videolarımı ben izleyemiyorum. Çünkü biri... Ben beni... o zaman izliyordum. <laughs> Öyle mi? <laughs> biri beni izliyor mantığıyla çekmiyordum çünkü Fatih abi o programları. Yani oturuyorum arkadaşlarım kameranın arkasında. O gün başıma ne geldi? Mesela bugün başıma ne geldi buraya gelirken? Herhalde buraya gelirken yaşadıklarını anlatacaksın. <laughs> anlatacağım, net anlatacağım. Onlarla ilk defa anlatıyormuşum gibi, kamera yokmuş gibi başlıyordum anlatmaya. Demek ki normalde çok fütursuz ve böyle küfürbaz bir yırtmışım ki o yansıdı kameraya. Birkaç kez halk tokatladı beni zaten. Kızdılar mı? Tabii. Bir evet. e, Ben öyle dedim şımarıklıkla. Dedim ki izlemeyin kardeşim biz de böyle konuşuyoruz ne var yani falan moduna geçtim. Hatta şey dedim. Yani Adam Sandler komedisi izleyip buraya gelip bana duyar kasmayın, beni sinirlendirmeyin falan derken anladım ki bizim memleket olarak hani mizah, küfür, bilmem ne hala savunmuyorum bu arada yaptığım şeyi ama bir yerden o artısı yapman için önce oraya gidene kadar ki yolu temizlemen lazım. Bu memlekette kadınların başına gelenleri bir kere anlaman, onları anlatman lazım. Bu memlekette genç kardeşlerimizin yaşadığı bazı sıkıntıları anlaman, anlatman lazım. Bu memlekette aile sistemini Sokakta, içeride, her yerde kimlerin nasıl bozduğunu bir anlaman. Sonra millete izlemez, izlemezseniz izlemeyin lan demen lazım dedim. Ve haddimi bildim. Orada el frenini çektim. Sonra Allah'tan insanlar kız kızıyorlar diye değil. Bayağı hoşuma gitmediği için bıraktım. Hı -hı. O tarz konu. Ya kendin yani. rahatsız oldun. Başkaları değil, rahatsız oldu diye. Aynen değil. öyle. Gerçekten ya ilk başta öyleydi birazcık. Ya millet kızıyordur biraz kendime çeki düzenleyeyim derken. Birkaç sene sonra özellikle mevzular programı açık mikrofona taşınmadan evvel işte Cumhurbaşkanı adaylarının konuk kaldığım vesaire sair olduğu bir şeyler oldu. Orada birazcık daha anlamaya başlıyorsunuz. Sizi 100 milyon kişi de takip etse o sizi takip eden insanların sadece like'ına önem verirseniz, attığı mesajlara, yaptığı yorumlara önem vermezseniz zaten öyle gidersiniz. Ama ben orada okumaya başladım, anlamaya başladım, sokakta daha fazla bulunmaya başladım ve kendi kendime dedim ki bu böyle bir şey değil. Hep şeyi merak edeyim. Sen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet ettin mi hiç yoksa Ettim, 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 gelmedi ama. E tabi yani birçok siyasi liderimiz aslında öncesinde bazı bahaneler sundular ya da gerekçeler sundular. Gelmediler. Sonrasında izlenmeleri görünce ve gelmek zorunda olduklarını düşününce belki geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımız henüz gelmedi diyeyim ben. Başına henüz ekleyeyim. Çünkü neden olmasın devamında belki. Gendiyken belki gelebilir. İnşallah. Peki. Ee... bir yandan da bir Geçen senenin ortalarında çok ciddi, daha doğrusu başlarında diyeyim ikinci çeyreğinde e, hedef oldu. Çünkü deprem konusunda hı. Haluk Levent'le sen çok ön plana çıktınız ve deprem bölgesinde sen neredeyse 3 ay yaşadın galiba hı. değil mi? Hı hı. Ve hem aksaklılara aktardın, hem buradan büyük yardımlar toplayıp götürdün, orada bizzat dağıtılmasının başında oldun. Normal bir ülkede seni çağırıp, Belki de bir şükran balerası vermeleri gerekirken sen Türkiye'de hedef oldun. Evet. Bir bize önce bir deprem anını bir anlat, hafif ee, çok detayına girmeden. İki geçtiğimiz günlerde oraya tekrar bir ekip yolladım. Şimdi gidecekler, bu akşam ha, yolluyorsun, yolacak evet. duydum çünkü. Ee, onlar orada ne yapacaklar, oraydan gelen haberlerine çünkü orada bağlantıların olduğunu e, tahmin ediyorum e, o günlerden kalan. Bir bize o deprem döneminde neler yaptınız ve niye hedef oldunuz bir özetle. Yani ben uyanıktım deprem olduğu esnada. Çekimden gelmiştim. Evimde yatmadan evvel benim yaptığım tek şey açarım Twitter'ıma bakarım. Gündemde ne var, ne oluyor, ne bitiyor, bir yerde yangın, sel, deprem, felaket var mı diye bir baktım deprem hashtag'i en başta. Eyvah dedim yine nerede ne oldu acaba? Bir de İstanbul'da sürekli deprem bekleyen insanlar olarak bir tık da daha fazla duyarlıyız bu konuya. İzmir'de çok yakın zamanda başımıza gelenler, Elazığ'da başımıza gelenler zaten bizi ufak tefek yokluyordu. Ufak tefek yokluyordu dediğim şeylerde biz insanları kaybettik yani. Bir de böyle bir şey de var maalesef. Ama bir buçuk dakikada resmi verilere göre 50 bin insan kaybetmek evvelindeki şeye bile, e, Gölcük depremine bile bir başka bakmamızı sağladı. Yani iyi ki diyebileceğimiz hiçbir şey yoktu abi Hiç. Gölcük depreminde. Bu depremde vardı. Gölcük vardı? depremine şey dedik, iyi ki yazın olmuş dedik mesela. Çünkü insanlar donarak da öldüler Hatay'da deprem bölgelerinde. Ya şimdi böyle büyük bir anda tanışılması gereken bir kaosta ben uyanıktım. Bir baktım depremeşteki girdim. Şakalar. İşte siyasi şakalar, karikatürler, escort siteleri reklamları. reklamları. Baktım yani dedim ki tweet attım. Yani günah. Gerçekten bir gün deprem olur. İnsanlar bilgiye ulaşamazlar. Bunu yapmayın artık. eşlikle yapmayın bunu. Yazdım. Saat 3.30'da falan bu. Telefonu kapattım, İşte birkaç haber baktım, yatmaya hazırlanırken çatır çatır bildirim geliyor telefonuma. Dedim ki ne oldu? Deprem eşteki Dedim yanlış bir şey mi söyledim, kimi kızdırdım acaba? Olur Twitter'da biliyorsunuz, doğru dahi söyleseniz dayak yeme ihtimali %80. Girip bir açtım, gerçekten deprem, deprem oldu olur. diye birileri yazmaya başladılar. Bir bakıyorum Malatya'dan ses geliyor, bir bakıyorum Adıyaman'dan ses yok ama herkes Adıyaman'da böyle bir şey var diyor. İşte bir bakıyorum, şurada şöyle bir şey var. Diyarbakır sallandı. Adana'da böyle oldu. Dedim ki eyvah. Eyvah büyük. Çünkü eyvah. biz Gölcük'te yaşanan depremi ben Ankara'daydım. Ankara'da da hissettim. İstanbul'da da hissetti. Antalya'da da hisseden olmuş yani. Gölcük depremi öyle bir depremdi. Şimdi birçok il deprem eşteki içerisine dahil edilince 7'nin üzeri bir şey olduğunu hemen anlıyorsunuz. Doğal olarak ilk tepkim geleneksel medyayı açmak oldu. Hani sonuçta bir sürü insan bir sürü canlı yayın bir şey öğrenmişlerdi diye açtım. Onlar da şok. Zaten gece vardiyasına koydukları hanımlar ve beyler orada konudan habersiz kameraya bakıyorlar yani. Hemen tabii ki doğal olarak birkaç profesör uyandırılmış, hatta bağlanmış. Onlar da habersiz. Ne oldu Doğru falan diyor. O da ona soruyor. Hiç anlamadığım bir şey. Bazı kanallar mesela şey yapıyordu, o çok kanıma dokunmuştu. Yani sonuçta bu beklenen bir deprem değildi değil mi? yani? Yani şimdi bu beklenen bir deprem değildi değil mi falan diye üzerine basa basa daha depremin... Boyutunu bilmeden Bilmedi. durumu kurtarmaya çalışan bazı kendini ön plana atmış kraldan çok kralcı speakerler vardı. Onlara denk geldim falan. Sonra dedim ki bu işin kaynağı ve doğru yeri sosyal mecradır. Birinci saat anladım ki konu çok Felak büyük, et. çok büyük bir felaket. Zaten yarım saat sonrasında bütün ekibi uyandırıp sabah beş, beş buçuk gibi şirkete topladım. Dedim ki insanlara yardım başlarım. İletişim başkanlığından, Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığından bir arkadaşımız aradı hemen. Beş dakika sonra dedi ki lütfen bilgi kirliliği olmasın. Dedim ki zaten hangi bilgi? Bilgi yok ki kirliliği. Hangi yok, kirliliği yani? Benim dedim sizin için yapabileceğim bir şey varsa dedim Babala TV emrinizdedir. Devletimizin, milletimizin emrindedir. Lütfen dedim gerekiyorsa şifrelerini dahi yollayayım size dedim. Beraber dedim sizin yetemediğiniz yerde dedim biz dedim devreye girelim. Çünkü bu sosyal medya. Böyle tanklarla bir yere girer girerken biz de babalı TV ekibi olarak hadi elimize mikrofon sallayıp size yardım edelim demeye çalışmıyoruz. Burada bir iletişim problemi var demek ki. Biz de iletişimde iyiyiz ve biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kanalıyız. O zaman size elbette yardım edelim. Bütün imkanlarımız size açıktır efendim dedim. Çok sağ olunuz olsun beyefendi. Telefon kapatıldı. Afat'tan beyefendi de deyince işte bizim telefonlar kilitli. Ee, biz de sizden destek alabiliriz dedi. Can Habibi ile bunu söylüyorlar tabii. Ben de hemen Can Habibi ile ekibimi arıyorum. Diyorum ki bir telefon numarası alın ya da ekipten birinin telefon numarasını hemen oraya artık verin yani şey olsun. Bağışlayın o telefonu. Yardımlar oraya gelirse APAT yetkililerinin birebir cep telefonları var bizde. Yani APAT'ın verdiği numaraları numaralara ulaşamıyorsanız birebir yetkililere çok önemli konuları duyuralım diye oraya bir telefon yazdık. Bütün konu onunla başladı zaten. 5 RORO gemisi soktuk biz Türkiye'ye. Biz soktuk derken bürokrasiyi hızlandırdık. Valiyi aradık çünkü. Dedik ki biz Babala TV'yiz. Vali Babala TV duyunca aa buyurun çocuklar dedi mesela. Normal bir vatandaş arasa valiyi, vali zaten nasıl arayacak da? Hadi aradı, vali ne tepki gösterecek acaba? Durum bekleyin, birini aktarayım diyecek, konuyu kapatacak belki de. Ama valiler de orada can siperhane çalıştığı için bizimle birebir kontak kurdular. Biz mesela bazı bir takım bürokrasileri delip, hızlandırıp gemiler soktuk bu memlekete, yardım gemileri. Ondan sonra mesela dediler ki bize bizim şey aracımız yok muydu? Neydi o? Vincimiz yok muydu bizim? Vardı elbette. Ama vinçleri taşıyabilecek lowbetler yoktu, tırlar yoktu. Onları biz ayarladık, koordine ettik. Birlikte buluşturduk. Şimdi tırın üzerinde Babala TV yazmasına gerek yoktu ama bizi buradan da dövdüler. Dediler ki işte üzerinde başka bir şey yazıyor. Siz niye paylaşıyorsunuz? Çünkü biz gönderiyoruz. Ayrıca niye paylaşıyoruz? Çünkü biz paylaştıkça insanların kafası oraya dönüyor. Artıyor. Aynen öyle. Şimdi diyeceksiniz ki zaten o depremde herkesin kafası orada değil miydi? Efendim. değil efendim. Ben İstanbul'a Hatay'da... Organiz olamıyor. Olamadılar. Abi şimdi ben bana niye kızdılar biliyor musun Fatih abi? Ben devlet yok demişim. Ben devlet yok falan Öyle demedim. Şey de Baktım birinci gün asker helikopterle iniyor, bakanlarımız orada, her şey müthiş. Ama koordinasyon yoktu. Yani binlerce kişi orada şunu bekliyordu. Evet ne yapalım? Abi. Ne, yapacağız? ne yapacağız biz? Hadi yapalım diye bekliyorlardı. Afat gönüllüleri çocuklar geldiler. Elleri paramparça olmuş. Neden? Bir tık kazmaları yoktu çünkü. Çıplak elle 6 kişi çıkartmışlar az evvel göçük altından. Ve Afat tırının önünde bana dediler ki bize kazma lazım. Arkamda Afat tırı var. Dedim ki niye benden istiyorsunuz oğlum? Çünkü onlar şu anda tam emir komuta oturmadı falan bana söylüyorlar. Ben ne yapayım şimdi? Bir şey demedim tabii ama bir baktım yetkilinin bir tanesi şey dedi. Her yere ulaştık kimse merak etmesin dedi. İşte orada benim e, şalter doğru. attı. Attı yani. Çünkü ben oradayım. Ben elimdeki bütün imkanı hiçbir şey düşünmeden zaten oraya yönlendirdim. Oraya da gittim. Haluk abi sayesinde gittim bu arada. Çağırdı beni. Dedi ki oğlum gel yerinde gör. Ben de dedim ki buradan daha iyi koordine ediyorum konuyu ama geleyim elbette dedim. Çok da istiyordum zaten gitmek. Bir tane ambulans uçakta böyle bildiğin kutu kola gibi uçakta böyle ki çok korkarım uçaktan bu arada. öyle böyle sallana 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 bir şekilde Adana'ya indim. Adana'dan o trafikleri açtık gittik bir şekilde Hatay'a ulaştık. E gördüğümüz manzara karşısında da bir yetkili çıkıp biz herkes ulaştık derse şalter atar abi kusura bakmasınlar. Yani bu devlete saygısızlık değil. Bu o açıklama yap yapan kişiye belki sinir tepki, tepki diyebiliriz. Çünkü ben sesini duyuyorum ya, bir kadın sesi duyuyorum yani. Hayatımda çocukken herkes hayal eder ya ben Spiderman olayım, işte Süperman olayım falan. İlk defa 40 yaşımda hayal ettim, 39 yaşındayım ben. İlk defa 30, 39 yaşımda hayal ettim ya, dedim ki şunu böyle betonları kaldırayım, içinden insanları kurtarayım falan. Yok, öyle bir imkan yok, Bilmeyen insanların da yapabileceği bir şey değil. Yani kimse yardım etmedi, devlet orada yoktu demedim hiçbir zaman, devlet oradaydı. Ancak koordinede birazcık gecikildi sıkıntı oldu. Yani denmedik birisi çıkıp sen şuraya git sen bunu kaldır. Asker sen güvenliği sağla sen bunu yap. Biraz geç kalındı yani. Bunu... askerin girmesi de geç kalındı. Dur herkes biliyor. E, tabii biliyor ama ben bunu dile getirdim ya şimdi. Bazı biliyorsunuz kula kul olmaya bayılan tipler var. Bunlara maalesef Twitter hesapları da veriliyor. Açıyorlar Twitter hesaplarını. Canla başla 7 gün uyumadım falan. Yani yerlerde yattık işte. Biliyor sen konuştuk perişanlık Yani perişandık. Kafama bir tane bere geçirmişim, üstüme mont almışım. Yerde yatıyorum, uyanıyorum, oraya gidiyorum. Kendi başımıza yardım etmeye burada çalışıyoruz. Burada İstanbul'da bütün ekibin çalışıyor, koşturuyor. Tabii burada çok büyük 70 milyona yakın para toplandı. Evet. Şey, apata ve Ahbaba gönderildi. Biz bir kuruş mesela para açmadık kendimize. Hesap açmadık evet, yani. Hayır. Biz asla toplamadık. Sonra, hesapları hesaplara aracılık ettiniz. Evet. Sonra abi bu, bunlar öyle bir saldırıyorlar ki bana. Senin tam da biraz evvel bahsettiğim videoları çıkarttılar önce. Dediler ki bu herif çok küfürlü konuşuyor. Bu herif öyle bir küfürlü konuşuyor ki falan. E. Ee, yani deprem ve bunun alakası ne? Ben oradan anladım. Bunlar Niye benim başka? arşive girdiler. Benim işte kriminal bir tarafım yok. Mafya babalarıyla oturup yemek yemişliğim yoktur. yoktur. Galerilerde oturup takılmıştım, nargile içmişliğim yoktur. Herhangi bir insanla gözükmüşlüğüm ya da birinden para almışlığım da yoktur. Bugüne kadar hiç kimse bize iş haricinde, reklam haricinde para ödememiştir. Bir yerden ponlandığım da yok. Çıldırdılar. Ne oldu? 1100 tane gönüllü var Babalı TV'de. Bir gün tabii yani bunu anlatamayacağım artık ama İzmir'de elinde bir birasıyla evde takılıp yani ha ben göçük altındayım falan deyip milleti kandıranlar da varmış. Ya insan düşünemiyor biliyor musun Fatih abi? Birinin bu kadar kötü... Bu kadar kötü olabileceği. Bir asla altı ya. Ben yani. de kötüyüm abi. Ben de öyle müthiş iyi biri değilimdir. Omzum düşüktür. Hep çakalımdır yani bakma. Ama ben onların yanında bebek iyiymişim. Yani ben böyle bir kötülük Ondan görmedim. Bu diyor. dark side evet. yani. Bunu resmen kaç yaşımda ilk defa yüzde FETÖ davalarını düşün. İnsanların işlemedikleri suçları, insanların üzerine attıklarında ben o mahkemelerdeydim. Ben o mahkemede bile bu kadar türlerimi ürpermemiştim. Çünkü demiştim ki bunların bir görevi var, bunlar. Bu. görevli bunlar yani. Ama türlerin diken diken oldu ya, elimde bira. kahkaha atarak bizim ekiple dalga geçenler, yanlış yere adam yönlendirmeye çalışanlar falan filan. Sonra Allah'tan, bu benim e, tasarrufumda olan bir şey değil bu arada da, bizim ekip akıllı. Çağrı merkezi kurduk ya biz, çağrı merkezinde her konuşulan konuşma ses kayıt altına alınıyormuş. Çok şükür. Çünkü bu baraj patladı diye bir mevzu biliyorsun. Diyor. Hala benim mahkemem devam ediyor. Dava devam ediyor. Kültür Bakanlığından bir hanımefendi arıyor. İsim falan vermeyince oluyor değil mi çocuklar? Yani böyle başımız bayağı girmesin ya da kadının başına daya sokmayalım. Birisi arıyor bize Kültür Bakanlığından. Diyor ki ben uydudan görüyorum diyor. Şu anda baraj patladı diyor. Oradaki bizim gencecik gönüllü çocuğa, telefondaki çağrı merkezindeki. O da diyor ki işte bunu teyit etmemiz lazım. Diyor ki ben bakanlıktan arıyorum. Kültür Bakanlığından. Hakikaten bakanlıktan arıyormuş? Tabii, bakanlıktan arıyormuş ki kendisi zaten ifade vermeye çağrılmış mı bir şeyler olmuş mu o sürecini bilmiyorum takip edemedim. Sonra bizim çocuklar yetinmiyor bakanlıktan olmasına e, e, bu arayan şahsın. Aynı yerden, bölgeden WhatsApp'a sesli mesajlar geliyor. Kadınların sesleri de hep elimizde kayıtlı. Evet. Ağlıyor, ağlıyor diyorlar ki sular altındayız şu anda şöyle böyle. Sonra öğreniyoruz ki ilk anonsu polis telsiz geçiyor. Polis telsizi. Sonra öğreniyoruz ki polise o bilgiyi veren oradaki yağmacılar. İşte millet orayı boşaltsın da Ocazı biz orayı yağmayalım diye, diye. diye. Saat bir buçukta olay patlıyor, bir şeyler oluyor. Bizimkiler de olay patladıysan polis e, telsizle anons da etmiş. Bunun videosu da geliyor. Diyorlar ki polis söylüyor. Telsizde var, bu videolarımızda da var. Kültür Bakanlığı'ndan kadın, bilmem ne, o zaman biz bir tweet'i e atarız diyorlar. Atıyorlar. Benim haberim dahi yok bu sırada. Ben bambaşka işlerle koşturuyorum. İşte çünkü yurt dışından bir para gelecek mesela, çok büyük bir para. Diyorlar ki biz Oğuzhan Bey'le konuşmadan o parayı göndermeyiz. Biz de böyle şeylerle de karşılaştık. Diyorum ki evet ben konuşayım. Bir de insanlarla bayağı böyle hani şey gibi. Merhabalar nasılsınız? Tabii ki elbette estağfurullah çok sağ olun yardımınız için modunda insanlarla telefonla konuşuyorum. Bir de şey tehlikesi var şimdi yurt dışından çok büyük bir para gelecek mesela. Ben ne bileyim onun bir tarikat için buraya yönlendirilmediğini. Kara para hakkı için para baba. Doğal olarak Ahbaba nasıl dışarıdan ya da içeriden böyle yardım gidiyorsa çok büyük meblağları da APAT'a yönlendiriyordum. Direkt olarak. Hatta APAT başkanına 11 Şubat'ta bir WhatsApp mesaj atmışım. Bu şımarıklık olarak ne olur algılanmasın ama ben mesela herhangi bir büyük devlet yetkilisine mesaj attığım zaman bir karşılık alabiliyorum. Çünkü adamlar ilgileniyorlar. İletişimle ilgili birisi olduğum için. YouTuber'ım ben Oğuzhan uğurum diye değil bu arada. İletişimle alakalı bir şey olduğu için. Ne oldu Oğlancım? diyorlar. Hemen 5 dakikada. Hala ben dönüş alamadım. Aylar geçti değil mi? 6 ay mı geçti? Afat Bir şey eklemek istiyorsun galiba. Tabii. Su var altında kaldı değil de e, sular geldi Anladım. Yanlış anlaşılmasın. Ha yanlış anlaşılmasın. Sular altında kaldı dememiş. Baraj patladı sular geliyor. Kaçın demiş ki bu daha büyük bir panik bence yani. Her neyse bu minimalde şeyler alıp teyit ettirdik gönderdik. Tabii bunlara gün doğdu. Çünkü zaten bölgede baraj... Bir da... hata bekliyor zaten. Bekliyorlardı zaten. Bölgede baraj dahi yok. Yani bana söyleseler, bizim ekip bana söylese ben derdim ki oğlum orada baraj yok. Başka bir şeydir bu derdim mesela. Ama ekip benim ekip değil. 1100 tane gönüllümüz var. var. Hepsinden tekrar tekrar Allah razı olsun. Tweet yüzünden infial oldu. Bana şey yazıyorlar biliyor musun? İnsanlar öldü orada sizin yüzünüzden falan yazıyorlar akıl mantığı da bir tarafa bıraktım artık Fatih abi. Bölgede bütün algoritmaya bakabiliriz istiyorlarsa biz baktık çünkü. Ben Haluk Hı. abiye şey dedim gittiğimde. Benim dedim burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde kimseyi koordine edemiyorum buradan. Çünkü telefonum, telefonum çekmiyor. Bırakın şey interneti. Alo diyorsun, abla gitti telefon. 100 metre gidiyorsun çekiyor. Birazcık konuşabiliyorsun. 100 metre gidiyorsun yok oluyor. Öyle bir durum orada olanlar bilirler zaten. Ben de bu yüzden hemen acilen İstanbul'a dönüp İstanbul'dan yardım ıı, koordine etmeye başladım. Efendim binlerce çadır, binlerce araç bunları sayıp böyle böbürlendiğim için saymıyorum. Bunların tamamını biz valilerimiz sayesinde, emniyet müdürlerimiz sayesinde, bölgedeki jandarma komutanları sayesinde yaptık zaten. Bizim babala ekiple sırt sırta Mehmetçik orada çadır taşıdılar. Ama birisi çıkıyor diyor ki işte efendim devleti yok saydın sen ne münasebet ya. Ben bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin okuttuğu, beslediği, büyüttüğü bir adamım. Ben devletime zaten... Baban subay. Yani ben devletime nasıl kafa kaldırayım zaten de koordinasyonsuzluğu da bir zahmet izin verin dile getiririm. Çünkü orada ben çığlık duyuyorum ya yanımda kadını çığlığı var. Oradan bir yetkili diyor ki biz de herkese ulaştık. Ya bazı insanlar göçük altında internete girebildi biliyorsun. Tweet atabildiler bize ya da mesaj atabildiler bize. Bazı bölgelerde ama. Şimdi adam ya da kadın ya da insan göçük üstünde duvar var böyle sıkışmış. Elinde telefon yardım bekliyor. Ne oluyor? Eyvah sadece ben değilmişim herkesmiş falan. O şoku yaşıyor. Travmatik bir durum yaşarken yetkili çıkıyor bir tane. Herkese Ve ulaştık. Herkese ulaştık. Ben ben kaldım. Ben... Delirmez mi? Delirmez mi yahu? Delirir. Yani tabii bu yarın bir gün Allah korusun. İstanbul'da deprem olursa zaten hiçbirimizin Twitter'ı da olmayacak. Ya da yani bir yerde yine bir şey olursa şunu bilsin ki insanlar. Ben bu memleketin bir ferdiyim sonuna kadar bütün imkanlarımla yalnızca YouTube kanalımla, internet kanal, kanallarımla ya da işte bulunduğum hitap ettiğim networkle değil. Ayakkabımla, çorabımla, donumla, tişörtümle zaten kendimi ortaya koyarım. Koyacağım da. Ama bir grup sırf kendi işte ünvanı yükselsin diye çevrede dolaşan o ampulün etrafında uçuşan sinekler Elbette benim midemi bulandıramazlar ama birçok insanın midesini bulandırdılar. Örneğin çok iyi oturdu. Hakikaten onlar ampulün etrafına uçuşan sinekler. Aynen öyleler vallahi. Hiç o yüzden yani korkmuyorum da onlardan. Nasıl bir de korkulu yani Korkulacak adamlarmış gibi dolaşıyorlar ya bir de böyle ee, takım elbiseler, dar tight kotlar o da niye moda oldu abi? Bir ara bir modacı al da şuraya bir anlatsınlar ya. Anlat anlat ben defalarca anlatayım. <laughs> kısa pantolon, kalın tabanlı pabuç, evet. kıçı açıkta bırakan kısa ceket ve irice bir popo. Tabii geliyor bana diyor ki sen diyor devlet düşmanı mısın? Yani böyle aslında işte buralarda konuşulmayacak tepkiler verdim tabii ve çok iyi yapmışsın. Ben de öyle yapıyorum. Aynen, Alay, öyle alayına gider diyorum. Aynen öyle. Kusura bakmasınlar bir tane canım var yani ya. Onu, yani... Sen itse eğer ben senden itim diye şarkı var biliyorsun. Şarkı ya, hani işte. diye. Yani deprem bölümü Peki, böyleydi. Deprem sonrasında konuştum? dedim o zaman bire bire geldi. Bunları tekrar e, konuştuk. Gerçekten sana da, Halua da e, o günlerde zaman zaman sizi rahatsız ediyordum. Konuşuyorduk size. Sen, senle Haluk'la ve Erdem, Erdem Timur'la konuştum. Çünkü üçünüz de o Can sipari, hani işler yaptınız. Biliyorum hakikaten size minnettarız e, o açıdan. Evet. Şimdi oradan gelen haberler ne? Çünkü Hatay'da hakikaten hala sorunları var. Sağlık Bakanı Koca aradı bir gün beni. O oradaki meseleleri anlattı. Tam da bayramda ara, aramıştı. Ben de e, yazdım. Çok ilgiliydi, çok da gerçekçiydi e, Bakan Koca. Süper. Senin izlenimlerinde, sen daha gelen haberler nasıl? Ya çok büyük bir bölgede, çok büyük bir olay yaşandı elbette. Yani bu hani Gölcüğün üzerine nasıl gidildi, nasıl gelişmeler sağlandı desek orada bile çok skandal şeyler var. 20 yıl geçti, 23 yıl geçti, gidelim bakalım hadi yine Gölcük'te hala, hala depremin etkisiyle var. kalan eksiklikler var. Bu maalesef bizim ülkemizde bir türlü peşinde durulmayan bir konu. Bunun Çok sebebi, dert etme, bizim ülkeyle özel değil o. Mesela Amerika'da Katrina kasırgasının etkileri New Orleans'ta hala var. O koca Amerika dolar öneri ülke. Orada da bunlar çözülemiyor kolay kolay. O zaman halkın böyle büyük felaketlere unutmak gibi bir karşılığı var galiba. Sadece bizdeki fark şu. Bizde sorunlar varken, yani orada evet sorun var diyor. Burada sorun yokmuş gibi davranıyor. Çözdük merak etmeyin. İhale yaptık. Anladık. Hmm, anladım. Bu tek fark o. Anladım. Yani tabii bence hala çok büyük sıkıntılar var. Önümüz kış olduğu için ekip oraya gönderiyorum. Çünkü birçok insanın belki birçok ihtiyacı var. Yani ben bir deprem programı yaptım. Dünya rekoru kırdı. Dünya rekoru kırdı ama üzülerek söylüyorum. İnsanlar e, tanıtımı izlediler. Genel video sanırım en düşük izlenen mevzulara çıkan klopon videosu. Altına yazanlar da şunlar. İzleyemiyoruz kusura bakma çok canımız yanıyor. Yani bir türlü izleyemiyoruz çok acı çekiyoruz. Yani anlıyorum ben de çok acı çekiyorum. Ben orada öldüm. Ömrümün yarısını orada verdim zaten. Bir de üstüne 3 ay sonra program çekmeye gittim. Orada da öldüm. Hasta falan oldum döndüğümde artık ciddi anlamda bunalıma girdim. 83 kiloya çıktım. Şimdi 70 77'ye falan anca düştüm biliyor musun abi? Baya ben bu yaz bir çok, çok aldım abi şiştim yani. Evde oturuyorum. Yani güleceğim gülemiyorum, eğleneceğim eğlenemiyorum. Instagram ya bizim hepimizin fotoğraf paylaştı. Günaydın yazdığı Bir yer ya evet, tabii, yazamadım herkesin bu Herkesin ruhu hasar almış çok ağır abi. çok büyük bir de üstüne seçim geldi. Seçimde gözümüzün önünde neler oldu ya? Ya bir de bunu söyleyemedik ya o çok sinir bozucu tabii. Gözümüzün önünde oldu her şey Doğru. ama insanlar kenetlenmişti. Hı. İşte herkesin morali yukarıdaydı dedik yani en ufak ya acaba dediğinizde bile sus çünkü konuşulur mu lan falan Peki abi tam konuşulmaz. Siz bari izleyin işte programlar çekiyoruz dedik ona bile bambaşka bir yerden baktılar çok romantikleştirdiler e bir şey de diyemedik e üstüne depremin üstüne bir de seçimdeki insanlara bir şey anlatamamak. Lesi diye bir köpek vardı ya böyle hani kasabada yangın çıkardı da kasaba ailesini uyardı hav hav hav. Onun gibi dolaştım havladım hırladım durdum ortalıkta ama tabii Havlanan bir şey da vurdular yani bizi. Vurdular abi hem de nasıl yani. Ama derdim neydi biliyor musun abi? Depremin üstüne siyasi işte buhran bilmem ne bu bir partiye ait olduğum için değil. O seçimde çok enteresan şeyler oldu yani. Gözümüzün önünde oldu. İnsanların verdiği tepkiler de enteresandı. Parti liderlerinin verdiği tepkiler. Deprem olmuşken verilen tepkiler mesela senin de canını sıkmıştır abi herhalde. Yani ortada bir deprem var. Konuşulan şeylere bak. Bamber. Yok masadan kim kalktı, yok onun ne no, no oldu falan filan. Her neyse o, o, gün konuşamazdık. Bugün belki, bugün bile belki konuşamayız ama en azından işte senin programına gelip nihayet insanlar açık açık anlatıyorlar bizim zaten tahmin ettiğimiz şeyleri. E yani bu sebeple çöktüm. Dedim ki ben yandım, benim kapada yandı. Ben artık dedim programda yapmak istemiyorum, hiçbir şey de yapmak istemiyorum. Sonra sağ olsun dostlarım tabii ki yanımda oldular, arkadaşlarım yanımda oldular. Ve elbette halk yanımda oldu. Yani Hatay'da bir şekilde benim sorumlum var o insanlara karşı memleketin her şehrine, ilçesine, köyüne sorumluluğum var aslında. Çünkü onlar izlediler programı ve bir yere getirdiler. Ama programı çektim, döndüm, izlenmedi. Teaser yani tanıtım videosu dünya rekoru kırdı ve 3 katıyla kırdı. Yani bizden önce Shakira e daymış rekor 40 milyonla. Biz 120 milyonla anlık, milyon. Tabii tabii. Ve bizden önce işte ondan önce de 38 milyonla bir Kore, Kore pop grubundaymış. İnanılmaz, Dünyada izlendi. İtalyanları izlediler. Twitch'çiler dedim ya. Sadece Türk Twitch'çiler değil. Avrupa'daki Twitch'çiler, Amerika'daki Twitch'çiler biz altyazıyla deprem videosunu izleyip üzüldüler. Kimlere yardım gitti biliyor musun? Kimlere ben faydalı olabilirim olabildim biliyor musun? O tanıtımdaki insanlara. Tanıtıma koymadığım kimseye yardım gitti. Haber olmadı. Kimseye yardım gitmedi ya. Kafayı yedim. Keşke dedim ki Herkes tanı tanıtıma Evet koşalım. koysaydım keşke hepsini tanıtıma yani. Bir işte bir banka birine sponsor oldu. Bir oradaki kızcağıza. Orada bir erkek arkadaşımız vardı. O çocuğa mesela bambaşka bir firma. Yani onlar bir şekilde tabii ki acılarını hafifletmez ama sıkıntılarından, maddi sıkıntılarından en azından, dünyevi sıkıntılarından kurtuldular. Ama programın geri kalanında o kadar çok hikaye, o kadar çok acı vardı ki. Onlara bakan bile olmadı. O kadar üzgünüm ki. O kadar üzgünüm ki. Ama işte... Oh, yani çünkü bir de sonrasıyla ilgilenen de var. Yani birini kaybediyorsanız tamam o kayıp, acı, bazen şokla sadece o acıya odaklanıyorsunuz ama... Bir süre sonra şey soruyorsunuz ya neden öldü oğlum benim annem benim babam neden öldü benim çocuğum neden öldü bir süre sonra sormaya başlıyorsunuz. Anlıyorsunuz ki aşağıdaki herif sırf bir tane daha fazla dondurma dolabı koyacağım aşağı diye kolon kesmiş. Olabilir. Hadi bakalım nerede abi bu herif? Bu binayı yapan nerede? Hadi yapan sağlam yaptı, kolonu kesen nerede? Hadi kolonu kimse kesmedi, binayı sağlam yapmamışlar. Onu yapan nerede? Buna izni veren belediye mi? Ona onu denetlemeyen başkası mı? Yani tek bir can kaybı Hangi dönemin belediyesi, hangi başkan, evet. hangi kontrolör, kim? Evet, bunların hepsini tarihi, belgesi, bilmem nesi arşivlerde olmak zorunda. Yani ben Sayın Savcımıza şey dedim yani Yoksa o Sayın o arşivin olduğu binayı komple attılar, gittiler, söktüler. Evet. İçindeki yani, arşivle beraber. Belki öyledir, belki değil de diyen Bilmiyorum abi. De. Peki neyse ee... ama yani hani orada insanların çektiği acı Sadece binanın molozunun kaldırılmasıyla bitmez, geçmez. İnsanların içi soğumadı, soğumayacak. O sen orayla ilgilenmeye Soru. devam edeceksin ama. Kesinlikle sonuna kadar. Yani o acıyı, o kadar derinini hissettin ki onlarla beraber yaşamaya ve bu sorunlar en azından biraz daha kadar bölgeden gözünü ayırmayacak. Yok, asla. İyi, çok hoş bir şey. da konuyla ilgilendiğini biliyorum. Diğer pek çok arkadaşını da biliyorum. Elinize sağlık. Sağ ol. Biraz daha Dediğim daha az üzücü şeyler ya da üzücü olmayan şeyler. Sen geçenler. de ilgilendin abi bu arada. Bizi e, bize, yani bize yani başlık biz, yapma. Ben... Mesela 99'da ben sizin şimdi yaptığınız 99'da o günün imkanlarıyla yapmaya çalışmıştık biz radyolarla falan. E, bugün siz daha geniş imkanlarla ve daha büyük popülariteyle bunu e, yaptınız. E, herkesin vazifesi bu. Hiç orada bir şey yok yani. Hepimiz elimizden geleni yapmak e, zorun dedik. Yaptık. Şimdi biz artık kardeş kanalız. Bizim çocuklara söyleyeceğim. Oradan böyle anlık bazı işte böyle Kırmızı çizgiyle altı çizilesi konuları videoları da buraya göndersinler ekipçisinin ekibine. Vallahi yollayın yani e, biz e, babalarıyla artık. Trendlerde e, bir kanal var burada neden yani, değil mi? Herkes diyorum de... işte Flu TV, siz, biz biz <laughs> be, artık beraberiz yani. Biz bir medya platformuyuz, medya grubuyuz. E, o yüzden emrinizdedir. Yani ne Esra, lazımsa e, emrinizdedir. Senin de aynı şeye cevap vereceğim diyorum. Biraz daha başka bir şeye geçeceğim. Sen de son dönemde en bayıldığım şeyler şu oldu. Şimdi konuşurken de görüyorum bunu. İşte Sofya'yı getirdin, Amerika Başkanı'nın... Acayip bir hayal gücün, acayip bir ufkun. Nereden geliyor bu cesaret? <laughs> Cahil cesaret işte bu. Yani sen düşünsene pilotsun, uçuyorsun, belirli matematikler var uyuman gereken. Dersin ki ben bu köprünün altından geçmem. E bana konsol oyununda uçak açıyorlar. Ben hemen köprünün altından geçip binaların arasına yan <laughs> yani doğal olarak bu cahil cesaretini pozitif amaçla kullanmak lazım dedim. Ve benim için artık global var. Çünkü ben anladım ki, pandemi döneminde anladım ki Ümraniye'de maske takan abiyle Michigan'da maske takan abi aynı tepki Aslında verdiler. Aynen. İtalya Belediyesi havai bir şey kattı pandemide. 2000 tane kuşun göç yolunu attı. 2000 tane kuş anında telep oldu. Şimdi bunu Bakırköy Belediyesi yapsa dersin ki ya bizimkiler de yine yaptı yapacağını falan dersin. Yo İtalyanlar yapmıştı o medeniyet meşik. Evet, ce cehalet evrense öyle geldi. Ya. Büyük bir hem de cehalet var. Ve reyting başlıkları da artık ülkelere göre değişmiyor. Yani benim vatandaşım İspanyol dizilerini bir numaraya koyuyorlar. Brezilyalılar Türk dizilerini bir numaraya koyuyorlar. Hatta İspanyollar da. Ya da başkaları başka bir şey de. can yamanlarımız var pırıl pırıl. Artık internetle ben sınırları kaldırdıysam şu anda şu cep telefonuyla 5 dakikada Çin'de ne oluyor ne bitiyor bütün gündemine hakim olabiliyorsam o zaman onlar da Ve senin çektiğin videoyu Çin'de, Amerika'da, Japonya'da herkes seyrediyorsa? Seyrediyor. Ben yine Sofya ile Amerikan basınına çıkmışım. 4 yerel bir tane ulusal pardon 4 ulusal bir tane yerel kanalda Sofya'yı başlık etmişler. Benimle diyaloğumu böyle Amerikan televizyonları veriyor. Şimdi ben bunu görüyorum. Diyorum ki o zaman e, bizim sınırlarımız <laughs> zaten yok tamam yok, yapmayacağım. Söyle ama. söyle söyle, ya söyle. Bizim sınırlarımız... Sınır yani işte. Fizik, fiziki sınırlarımız var. <laughs> bizim, bizim, bizim o bile yok da. Bizim o bile yok diyecektim de. Neyse <laughs> bizim o bile yok da. Hiç şey yapmayayım dedim. Yol geçer yani Bazı ülkelerin fiziki sınırları vardır. Oradan bedenen geçemezsin yani. Belirli pasaportlar, kontroller vardır bazı ülkelerin. İnternet, Biz sadece herkes hemen hemen. Herkes. Ama internette kimse sana pasaport ya da vize sormuyor. İnternetten istediğin zaman Hollywood'da bir ünlünün de takipçisi olabiliyorsun. Onun da bir gününü takip edebiliyorsun. O, ve o, sana cevap verebiliyor bazen Veriyor. yorumuna. Seth Rogen Amerika'da çok büyük bir usta bence. Seth Rogen'la ben takipleşiyorum Instagram'da. Yazışıyoruz falan arada vallahi sırada. Vallahi. Tabii tabii. Adamın en yakın arkadaşları James Franco, işte Jonah Hill, Rihanna Ve falan. Olur. Rihanna falan be olsun tabii. Olur tabii. <laughs> Kusura bakmasın Şaka bir yana. O orada özgür özgür takılırken bize burada nasıl şaka yapamadığımızı soruyor. Ben de diyorum ki bu yüzden falan inanamıyor falan böyle bazen. İşte çok enteresan şeylerle boğuşuyorsunuz ya hayat bir tanedir. Yazık değil mi size diyor. Ee, yani dediğim gibi sınırlar var, elbette ülkelerin sınırları var ama internet bu sınırları kaldırdı. Ben de o yüzden neden gözümü Amerika'daki izleyiciye dikmeyeyim? Yani pasta o kadar büyük ki, pasta dünya ve bu benim sadece kendimi engelleyebileceğim kadar e, kısıtlayabilir. Hayal gücüm yüksek, evet bugün eski Amerikan başkanları gelecek. Amerikalılar geldi mesela ofisine geldiler, Rus devlet televizyonu geldi ofise böyle 20 kişi. Dedim ki Putin ne zaman geliyor? kildiler titrediler falan. Kadın Putin dedi ki değilci. Putin dedi benim dedi sürekli dedi e, röportaj yaptım görüştüğüm bir insan dedi. Ha dedim siz yandaşsınız yani. Bu anlamadı falan şaşırdı. E, ben bile dedi bir ay evvelden dedi randevu almak zorundayım bilmem ne dedi. E dedim ben dedim şimdiden söyleyeyim size dedim biz bir yıl sonra gelse de olur dedim yani. Ama bu diyaloğu kurabiliyoruz onunla. Yani onların bize bakışı vardı ya eskiden ya bu Türkler işte pes takıyor bilmem ne falan. Bizim buradan da destekleyenler vardı onların o düşüncelerini gerçi ama. Konunun artık öyle olmadığının farkında dünya. E biz de farkındayız. Bir de güzel olan ne biliyor musun abi? Gidilmemiş bir koy, görülmemiş bir deniz gibiyiz biz. Fikir olarak ama. Memleket olarak bütün hepsi gelmiştir. Herkes bir, bir kişi İstanbul'dan evet. geçmiştir. Amma ve lakin ben o adamların hamburger yediğini biliyorum. Hangi tişörtleri sevdiğini, hangi şarkıları beğendiklerini, hangi arabalar, arabalarla gezmeyi sevdiklerini biliyorum. Amerikanını da biliyorum. Avrupa'nın da biliyorum. Amerika'nın köylüsünü de biliyorum. Country müzik yaparak işte atın üzerindeki kovboylarını da izlettiler bize yıllarca. Los Angeles'ın en pahalı sokaklarında Ferrari ile gezen adamı da izlettiler bize yıllarca. Güzel olan onlara daha bizi izletmediler. Biz onlardan daha komik ve daha havalıyız bence. Bizim memleketin destanları ve hikayeleri onların yazdıkları Yüzüklerin Efendisi'nden bilmem neden şundan bundan çok daha kalibreli ve çok daha güzel bence. Benim istediğim de şu. Türkiye'de nasıl inşaat sektörünü 5-6 kişi idare etmeye çalışıyorsa dizi sektöründe sinema filmi sektöründe medya sektöründe 5-6 kişi idare etmeye çalışmasın kardeşim. Ben aynı isimleri farklı dizi isimleriyle televizyondan görmek, televizyonda görmekten yıldım. Mesela Türkiye'nin en çok reyting kalan programı neydi? Evlendirme programlarıydı. Evlendirme programları kaldırılınca yayından elinde pankartla insanlar gördünüz mü sokakta? Hayır. Görmediniz. Çünkü onlar insanları izledikleri için değildi bir numarada. Siz onları insanları izlettiğiniz için bir numaradaydı. Çünkü yemek yaparken açıyordu arkada. Gündüz kuşağı. Başka bir şey yaparken. Dalga geçmek için açıyordu belki de. Ya 90 yaşında abi ne yapıyor 25 yaşında kıza falan diye izliyordu belki. Ben izliyordum Magazini orada. vardı. Ben de bakıyordum arada sırada. Yani finalde kaldırılınca infial yaratmadı değil mi? O zaman bu sizin de yaptığınız bir şey. Ben de şunu dedim. Birazcık dediğim gibi cahil cesareti ve şımarıklıkla. Ben de burada yatacağım. Dedim ki ben artık bu sistemi değiştiririm bence değiştiririm. Elbette bu yolda yok olmuş, helak olmuş ya da birinden yüklü para alıp susmuş birçok insan var. Ama ben onlardan olabileceğimi düşünmüyorum. Olursam da canım sağ olsun benden sonrakiler belki benim birazcık gittiğim yolu devam ettirirler. De. Valla biz tam dediğim gibi YouTube'da onu yapıyoruz. YouTube'da işte kısa video, çok da ciddi olmasın, evet. siyasete girmeyin falan derken biz işte dedi eskiden ne yapıyorsa bildiğimiz neyse onu biraz daha buraya yaradık. Hani dediğin gibi Abi yani. sen almalısın. Yani Trump'ı sen, senin alman lazım. Ben alayım ben şovumu yapacağım. Ama senin alman lazım. Senin bu Zelenski ile Putin'i bir araya getirmen lazım ya. Yani bu nedir abi? Bizde iki tane kavgalı şarkıcıyı bir araya getiren müthiş gazeteci oluyor. Yok canım öyle bir şey. Sen bence bu memlekette değil sadece dünya standartlarında bir gazetecisin. Ne işin var burada hala aynı bildiğin meseleleri konuşuyorsun işte. Doğru söylüyor arkadaşlar. Öyle, öyle. Neden yapmıyorum Fatih abi? Gidelim açalım o kapıyı yani. Yani Türkler, Lokum falan, Lokum falan yok abi, Fatih Altaylı var, hadi bakayım oraya çıkın, hadi Orta Doğu'ya da konuşun. Ya bütün dünyanın üzerinde iki dakika bir masanın etrafında toplanıp karar verebilen tipler, tek hamleyle Afganistan'ın kaderine, Irak'ın kaderine, Suriye'nin kaderine, bizim kaderimize hükmedebilen tipler, buraya çıkıp konferans yapamayacaklar ya da mülakata çıkamayacaklar öyle mi? Kusura bakmasınlar, çıkacaklar artık. Çünkü herkesin elinde artık telefon var, herkes yayıncı. Bak göç eden buraya gelen, adamın ayağında ayakkabı bile yok, çıplak ayaklarla buraya e, kaçak giren, sığınmacının bile elinde TikTok'u var. Oraya. Ya geçen gün yemek yemeye bir yere gittim, konser çıkışıydı bir şeydi galiba. E, masaya hizmet eden garson kardeşim geldi dedi ki, bu arada dedi akıllı ol, benim de dedi 35 bin takipçim var dedi TikTok'ta. Yayıncı. Evet var. Evet, var. var. Bugün bir şey söyler ve 35 bin insanın beğenisine sunar bitti. Demek ki artık öyle biz yaptık oldu. Biz kendi aramızda konuştuk böyle bir karar verdik. Bilmem ne falan. Onlar bitti. O devir geçti. O devir geçtiği için artık sistemin de değişmesi. Ülke de ilerleyecekse yalnızca uzun böyle binalarla, pahalı arabalarla, işte uçaklarla falan değil. Gazetecisiyle de, yazarıyla da, senaristiyle de, oyuncusuyla da, aktörüyle de, aktristiyle de yerlemeye. Ama bunun için en gereken şey özgürlük değil mi? E, kesinlikle öyle. Özgürlük olmayan bir de bunlar olabilir mi? Olur be abi. Zorlamak lazım. Zorlarız Özünleri işte. Zorlamak lazım. Zorlarız. Zorlayacağız. Yani Boyun eğmemek lazım. Çünkü ilk başta dediğim gibi bize siz kimsiniz ki de diyebilirdi Amerikan başkanları kısmı. Demediler biliyor musun? Adamlara gitmiş ya. İnanamadım evet. yani. Çünkü diyor adam her sabah bana zaten medya takipleri var, bir şeyler var. bize de evet. ekstra evet. bilgi alıyor. Diyor ki bakın bakalım diyor. Bu Oğuzhan Uğur kimmiş diye. Evet. diyor. Yani? Ve medya gibi, Bakıyor diyor ki kardeşim bu şurada dünya rekor kurmuş. 30 milyon izlemiş Şu olmuş bu. Türkiye'de siyasetleri de şunları yapmış. O zaman tamam diyor. Bir Mesela yine dünyadan bir e, devlet başkanı şey dedi bize. Biz sizi izliyoruz dedi mesela. Altyazı ona özel bizim her programdan sonra adamlara altyazı yapıyorlarmış. Biz mesela yapay zekalı bunları çok evet, kolay yapıyorlar. Bir de. Yapıyorlar, İzletiyorlarmış. Hatta dedim ki beyefendi siz de gelin dedim. Asıl sorunumuz sizsiniz bizim falan dedim. Dedi ki bu arada de, sizinkilerle aramız çok iyi. E, şu sıra gelmeyeyim dedi ama ileride bakarız dedi mesela. Sen tamir etmişsindir kim olduğunu. Demek ki ben dedim mutlu oldum aramızı iyiyse dedim bazı şeyler düzelecektir belki dedim. Araları şu anda düşman göründükleri aralarının çok iyi olduğunu biliyoruz, söylüyoruz. söylediğin zaman kızıyorlar ama ha, da ben şimdi isim vermedim zaten. Yok tamam. Verme zaten yani. Yeter bu şu ikimiz arasında ikimizin de başı yeterince kendi alanlarında <laughs> dertte. Evet. Sen benim başımın benim alanlarımda de başını başın dertse ben de senin alanlarına sokmayayım. Tamam. İkimizin toplam derdi herkes yeter. Bu arada gerçekten bize verdiğin destek bizimle beraber e, hareket etmeli gösterdiğin kararlılık içinde sanat şevk ediyoruz. Çünkü ben de başından beri ne kadar sevdiğimi ne kadar önemsediğimi e, sen de her zaman e, farkındasın. Biz, bu e, biz bunu böyle sürdürelim. Aynen öyle. Çünkü rekabetin böyle güzel olduğunu, yani çünkü biz bir yandan rakibiz baktığın zaman ama birbirimizin alanından çalmıyoruz. Evet. Kapalı çarşı, geçen gün kapalı çarşı gibi ne kadar çok ve kalite edecek o kadar iyi ürün ortaya çıkıyor. Biz açık söyleyeyim yani senin açtığın yolda peşinden geliyoruz. Estağfurullah. Hoş da işler yapıyoruz. Ben, ben tecrübeyi, sen ise genç ve dinamik ve püstah bir yayıncılığı yani Şeyin, şeyin yoksa, o kadar hoşuma gidiyor ki, ya bu beni aşarın yoksa. Hiçbir şey beni aşmaz diyorsun. Bu Türk insanında çok görmediğimiz bir şey. Sen bunu cahil izler diyorsun. Ben ise buna gerçekten kaliteli bir cüret gözüne bakıyorum. O yüzden de seni her zaman çok seviyorum ve takdir ediyorum evet. diyeyim haddim olmayarak. Buraya da geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür ol. ederim abi. Her zaman bekleriz. Ne zaman çağırırsan ben de sana koşa koşa gelirim. Arkadaşların da burada, ekibin de burada. Onlar da her biri biraz şahane. Bu kadar genç insana nasıl o kadar güvenebiliyorsun? Yani o konuda çok şanslıyım galiba ya Fatih abi. Geliyorum bakıyorum diyor ki bu çocuk çocuk mu yapıyor bu işi diyorum seni gördüğüm her, değil her değil seferinde. Değincecikler. Ben bile çok şaşırıyorum bazen. Hatta böyle rahmetli babaannem odama girerdi, biz Metallica dinlediğimiz dönemlerde. Kapatın şunu, başımı şiştim o duvarda. Aynısını onlara yapıyorum şu anda. Onlar başka müzik türü dinliyor diye giriyormuşlar, yapmayın çocuklar. Çok gençler. Ama onlara ben en azından işe girerken onlara şunu söylüyorum, şunu anlatıyorum. Diyorum ki, buraya para kazanmak için geldiyseniz çok yanlış bir yerdesiniz. Burada parayı ben kazanacağım. Acun Medya'da çalışmak istiyorsanız, CNN Türk'te, Haber Türk'te TRT'de çalışmak istiyorsanız her yerde tanıdıklarımız var. Biz de bir süre çalışıp oraya sizi gönderebilirim dediğim diyorum hepsine. Ama burada olma amacınız benim gibi uçun dedim herkese. Uçun ya. Yani bu yapılamaz. Ne münasebet efendim ya. Kim diyor ya bunu size. Bunu size diyenler piramitleri görüp ya bunu kesin uzaylılar yaptı. Ben yapamayacağım bu diye kesin uzaylılar yaptı falan diyenler var ya. Bunu size diyenlerle bunu diyenler aynı kafadalar. Her şeyi yapabilirsiniz. Dünyanın zirvesine de oturabilirsiniz. Galaksileri de keşfedebilirsiniz. Bunların hepsini yapan insan bir şekilde bilimle, teknolojiyle, okuyarak, kültürle bir yere getiriyor insanlar kendilerini. Birilerinin oturup size bir kılavuz yazmasını beklemeyin. Kendi kılavuzunuzu oluşturun. Düşün, kalkın. Bir yere gidecekseniz düşe kalka gidin. Ama en azından ite kaka gitmeyin derim. Onlar da gerçekten bu konuşmayı anlayarak bana fikrime icabet ederek işe başladılar ve hiç Bazen işte navigasyonla yanlış yere götürüyorlar. Böyle hata <laughs> var. Bu, evet burayı bulamadılar ya, o ayrı. Ya, o İstanbul'u bilmiyorlar onlar. Neler oldu? Neler oldu? <laughs> Gözümün önünde arabayı... o, Onları anlatacağın Babala <laughs> TV'deki programına Polisler büyük de, bir merakla bekliyorum. Ee, on, o o ya yani burada anlatmıyorsan orada anlatacaksın muhakkak. Bu kadar gençlere çalıştığını, bu kadar da e, özgüvenli olduğuna ve mesnetli bir özgüvene sahip olduğuna e, dayanarak şunu soracağım. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ne kadar umutlusun? Ben artık bunu Aynı yaptığım iş gibi işimde gösterdiğim cüret gibi daha genel bir başlıkla değerlendireyim abi dünyanın geldiği nokta beni çok korkutuyor. Aynı. Çünkü Batı bence asla dediğim gibi sen yani bu, bu koltuğa kimler oturdu anladın mı <laughs> beni burada taş ederler yani. Ama bir insan olarak bir vatandaş olarak fikrimi söylemek isterim ki Batı medeniyetleri kendi medeniyetlerinin selameti için e, çok yanlış adımlar atmışlar. Çok yanlış Çok. adımlar attılar. Böyle iki çocuğumuz olsun bizim işte. Biz insan haklarını önemsiyoruz. İnsan insanca yaşamalı. Kimsenin borcu olmamalı, bilmem ne olmamalı derken o rahatı elde etmek için doğuyu sömürdüler. Evet. Toprağını sömürdüler. insanlarını sömürdüler. O insanları orada bıraktılar kendi başlarına cehaletleriyle. Sonra o insanlar ne oldular? Çoğaldılar. Genişlediler. Ve tabii ki şimdi kapıları zorluyorlar. Zorluyorlar. Yani kendi medeniyet çabaları kendi medeniyetlerinin sonunu getirecek diye düşünüyorum. Bu esnada Mavi Vatan'la ilgili çok büyük meseleler var biliyorsun. Artık bu Mavi Vatan yalnızca bizim meselemiz değil. Bu dünyanın meselesi. Çünkü kaynaklar efendim tükenecektir elbette. Hep söylerdik eskiden izlerdik. Siz söylerdiniz anlatırdınız derdiniz ki bakın efendim su gidiyor bilmem ne oluyor. Yarın savaşlar su için olacak falan dendiğinde herkes bunu bir fantezi olarak görürdü. İşte o konuşulanlar dündü. Konuşulanların anlattığı tarihlerse bugün ve yarın. Ve biz o günlere çok yakınız. O sebeple elbette Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Çünkü sen varsın, biz varız. Hepimiz burada dimdik ayaktayız. Ancak dünya ile ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Dünya da etkilendikçe biz de tabii ki etkileneceğiz. Şey. Bizim benim vatandaş olarak tek istediğim çok kavgalıyız ve iç içe. Sen şucusun, sen bucusun. Artık şey de yok mesela. Eskiden sağ sol vardı. Hayır. Şimdi sol ama şu sol, Solun şusunun şusu, o solun sağın hasılı. şusunun şusu işte şusunun. falan filanlar olduğu için 35 şey diyorum, farklı. Türkiye'yi Türkiye bir arada tutan bu kadar fazla bölünmüş olması aslında. Ya da. Çünkü iki, yani üçe <laughs> Bir araya gelemiyorlar değil mi? Çünkü... O kadar bölünmüş ki bu kadar bölünürse zaten ülke kalmayacak orada. O yüzden bölünemiyoruz. Aynen öyle. Maalesef böyle bir durum da var tabii ki elbette ama. Yani bizim birbirimizi dövmek yerine birbirimize sarılmamız gereken zamanlardayız. Zira dünya tütüyor. Yani her an her şey olabilir. Olabilir. Yani ikinci dünya savaşı bile abi biliyorsun yani adam plas meydanında oturup böyle Nobel ödülünü kutlarken bir gün sonra böyle gökyüzünde kendini bombalayan uçaklar görebilmiş. Bu kadar hızlı değişirken her şey bizim de değişime bu kadar e, yorumsuz kalmamamız evet, lazım evet. diye düşünüyorum. Bir de birbirimizle bir dövüşmesek çok iyi olacak. Etraf fena halde dövüşüyor bizim yerimize ve bize de sirayet edecek gibi gözüküyor Allah korusun. Oh, güzel söyledin. Değerli izleyiciler, konuğumuz Oğuzhan Uğurdu. Benim çok sevdiğim bir e, genç kardeşim, çok da başarılı. Ee, onun ufku, onun bir şeyler başarmak istemekteki azmi ve gençlere olan güveni, kendisi de çok genç ve kendisinden daha da gençlere olan güveni aslında herkese e, örnek olacak dedik e, bizi de. Geldi, bizi de hem mutlu etti hem düşündürdü. E, kardeş kanalımızdır, bilesiniz. Teşekkürler.